Fransa'nın Cannes kentinde düzenlenen dünyanın en prestijli televizyon fuarındaki turumuz bu hafta daha fazla ayrıntıyla devam ediyor. Fransız Rivierası'nın en popüler şehri Cannes ziyaretçi ağırlamak için oldukça elverişli bir mevsimde. Çok yakında izleyicisiyle buluşacak olan Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit ve Hercai dizisinin sevilen yıldızları Ebru Şahin, Akın Akınözü ve Ayda Aksel Cannes'a geldikleri ilk saatlerde bir araya gelip sohbet ettiler. Başarılı oyuncu Burak Özçivit fuar yolunda ilgi odağıydı. Yakışıklı oyuncu Kuruluş Osman afişlerinin de olduğu ATV standını ziyaret etti. Bol hayranı olan yakışıklı oyuncunun fuar ziyareti ortamı oldukça hareketlendirdi. Kuruluş Osman Türkiye'den önce ilk defa Cannes'da basının karşısına çıktı. Cannes'da kurulan Osmanlı çadırıyla halkın yoğun ilgisini çeken dizinin tanıtım toplantısı sektörün önde gelen temsilcilerini ve basını bir araya getirdi. Kuruluş Osman'ın yapımcısı Mehmet Bozdağ lansmanda Osmanlı İmparatorluğu'nun hikayesinden bahsederek büyük bir özveriyle çalışan ekibine ve ATV yönetimine teşekkür etti. Aslında bu büyük devletin hikayesinin zemininde büyük bir aşk hikayesi var. Osman Bey'in aşkının hikayesi. Bala Hatun'la beraber bir devleti adım adım nasıl kurduklarının hikayesi. Bu projeyi yeniden hayata geçirmek için bizi destekleyen Serhat Bey'le, bütün ATV çalışanlara teşekkür ediyorum. Dizinin başrol oyuncusu Burak Özçivit basın toplantısında kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Yakışıklı oyuncu duruşu ve karizmasıyla herkesin gönlünü fethetti. Bizim anlatacağımız proje bugüne kadar duyduğunuz, gördüğünüz, bildiğiniz Osmanlı'nın kuruluş hikayesi. Ben orada Osman Gazi canlandım. Bu bizim için çok önemli bir proje ve aynı zamanda inanıyorum ki dünya için de aynı şekilde. O yüzden buradasınız, o yüzden bunları konuşuyoruz. Ey oğul, hilalin gölgesinde adalet ol, merhamet ol, derman ol, gazi ol, devlet ol. ATV'nin TV ve dijital ekranda rekor üstüne rekor kıran dizisi Hercai, başrol oyuncuları, yönetmenleri ve yapımcısıyla Cannes'daydı. Ebru Şahin ve Akın Akınözü fuar boyunca tarzlarındaki uyum ve pozitif halleriyle dikkat çektiler. Ebru Şahin, Akın Akınözü ve Ayda Aksel ile yönetmen Cem Karcı ve Benal Tahir'i organizasyon kapsamında bir panele katıldılar. Ekibe İspanyol televizyoncu Jose Antonio Salso Barata eşlik etti. Gerçekten herkes büyük bir özveriyle işini aşkla yaptığı için, birbirlerine inandıkları için, bize inandıkları için çok güzel bir iş, çok büyülü bir iş ortaya çıktığını inanıyorum. Galiba Aziz'i en iyi anlatan şey, seyirciden gelen yorum, senden nefret etmeyi seviyorum diyor seyirci. Seyircimizin sevme nedeni de sanırım Reyhan'ın içindeki hala saf kalmış duygular, her duygunun içerisinde inandığı saflık, masumiyet ve
aşkı için hem ailesiyle hem kendiyle verdiği mücadele diye düşünüyorum. Söylemeden geçmeyelim. Türk dizileri İspanya'da bir numara. ATV'nin rekortmen yapımları Sıla ve Sen Anlat Karadeniz İspanya kanallarında büyük başarılara imza attılar. Kıçı değil diyorum, dinlemiyor. Var mı üstüne? Allah hepinizin belasını versin, hepinizin belasını versin. Ne biçim insanlarsınız siz? Allah hepinizi kahretsin. Nefis, sana bu şahı al. Aldı. Bir tane de çocuk yap. Yaptı. ATV kandan gümbür gümbür geçti. Türk dizilerinin son yıllarda tüm dünyada elde ettiği başarı fuarın en önemli gündemi olurken ATV'nin bu sene fuara kalabalık bir ekiple çıkartma yapması da hem basının hem profesyonellerin büyük övgüsünü aldı. ATV sadece Türk oyuncularının ve Türk dizilerinin değil Türkiye'nin de tanıtımına büyük katkı sağladı. Hercai ve Kuruluş Osman 5 ülkeyle ön anlaşma imzaladı. 4 gün süren fuarın ikinci günü sona ermeden Hercai Bulgaristan, Arnavutluk ve İspanya'ya satılırken çekimleri henüz başlamış olan Kuruluş Osman'a ise Afganistan, Arnavutluk ve Pakistan televizyonları tarafından ön rezervasyon yapıldı. Şimdi milletimizin ikbali için devlet olma vaktidir. Benimle birlikte devlet olmaya var mısınız? Kan turumuz detaylarıyla birazdan devam edecek.